Selamun aleyküm arkadaşlar. Hikayemizin ikinci bölümünden devam edeceğiz. Herkes hazırsa başlayalım. Bizler dünyada yoktuk. Yeryüzünde başka insanlar, başka çocuklar vardı. İyi insanlar azdı. Kötülük almış başını yürümüştü. Bir kurtarıcı gelmeliydi. İnsanlara mutluluk getirmeliydi. Yüce Allah söz vermişti. O kurtarıcıyı gönderecekti. Her varlık bunu bekliyordu. Dünya her şeyden çok buna muhtaçtı. Yıl 571, aylardan Nisan, günlerden Pazartesiydi. O gün dünya çok ama çok mutluydu. Ne vardı, ne olmuştu böyle, beklenen olmuş muydu? Yolu gözlenen misafir dünyaya gelmiş miydi? Dünya sabırsızlık içinde bu müjdeyi beklerken diğer yandan çok garip olaylar yaşanıyordu. Ateşe tapan mecusilerin tam 1000 yıldır yanan kutsal ateşleri bir anda sönmüştü. Sağ ve gülük kurumuş Semave Vadisi'ne su basmıştı. O gece İran Kisrası'nın şahane sarayından tam 14 sütun yıkılmış yerle biri olmuştu. Daha neler olmuştu neler. Bütün bunlar boşuna değdi. Hepsi çok önemli bir olayın habercisiydi. O gece bir yıldız doğmuştu. O yıldızı gören Yahudi bilgiler onun peygamberin doğduğuna dair bir işaret olduğunu anlamışlardı. Bir Yahudi Medine sokaklarında şöyle bağırıyordu. Hey Yahudiler, haberiniz olsun. Ahmet'in yıldızı doğdu. O bu gece dünyaya geldi. Bunu duyan Yahudiler peygamberin kendi sorularına birine verilmemesine çok üzüldüler. O Allah'ın en özel kuluydu. Bütün peygamberler bugüne dek hep onu övmüşlerdi. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa onun geleceğini müjdelemişlerdi. Mekke'de şirin bir evde mutlu bir anne yaşıyordu. Dünyanın en tatlı, en mutlu annesiydi o. Adı Amine'ydi. Beklenen bebeğin annesiydi. Yanağından sevinçten güller açmıştı. Yanındakilere şöyle diyordu. Bir ışık denizindeyim sanki. Bebek ak örtüler içinde mışıl mışıl uyuyordu. Odayı mis gibi bir gül kokusu sarmıştı. Herkes aynı şeyi söylüyorlardı. Bu ne kadar güzel bir bebek böyle. Bebeğin babasının adı Abdullah'tı. Ne yazık ki o bebeği göremeden vefat etmiştim. Ama bebeğin dedesi yaşıyordu. O güçlü, sevecen, cömert Mekke'nin lideri Abdülmuttalip'ti. Birkaç kişi Abdülmuttalip'in yanına koşup şöyle dediler. Abdülmuttalip, Abdülmuttalip, müjde, müjde. Nur topu gibi bir torunun oldu. Onun gibi bir bebek dünyaya gelmemiştir. Abdülmuttalip çok sevindi. Hemen eve koştu. Torununu kucakladı. Gül kokusunu içine çekti. İçi sevinçle doğurdu. Bebek için bir sürü kurbanlar kestiler. Herkese ziyafet verdiler. Fakirlere yardım ettiler. Sadaka verdiler. O gün dünya biraz daha aydınlıktı. Çünkü artık orada Muhammed bebek vardı. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomuzda devamını anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.